Bu ne? Vikrant bunu bilerek mi yaptı yani? Anlamadığım bir şey var. Eğer kasten bir şey yapmadıysan bana neden söylemedin? Sana değil, kimseye söylemedim. Benim de anlamadığım bu kadar ufak bir olayı neden bu kadar büyüttün? O zaman söylemedim ama şimdi söylüyorum. Hayır, konu kapanmadı. Bu küçük ve sıradan bir şey değil Vikram. Bütün geceyi başka biriyle geçirdin sen. Şaka, sen kafayı yedin galiba. Böyle olmadığını sana söylemiştim. Ne istersen onu düşünebilirsin. Kendin bilirsin. Bir dakika. Sorularım bitmedi. Bir şey daha soracağım. Bütün gece başka biriyle beraberdin. Ve ben senin yüzünden hiçbir yere çıkamadım. Herkes bizim hakkımızda konuşacak. Kocam başka biriyle... Bıktım artık. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Olanların hiçbirinin seninle ilgisi yok, anladın? Dün gece Ruhi ile bir şeye karar vermiştim. Öyle mi? Demek Bela söyledi diye bunları yaptın. Kızın odasına gitmeli değil mi? Şaka, sus! Dedi. Konuşma! Ruhi bana bir şey söylemedi. Bütün olanlar ben istediğim için oldu. Yapmam gerekiyordu. Canın cehenneme Vikran! Hey! Sen nasıl yani? İlk defa karıma doğruyu söyledim ve bak ne oldu. Bir daha asla. Neden yalan söyledin Viyom? Yalan söylediğini hemen anlayabilirlerdi, yakalanırdın. Tekrar söylüyorum, kendini kontrol et lütfen. Böyle olmaz. Öyle olur mu? Ha? Onun yaptıkları oluyor mu? Ha? Viyom. Vikrant mı, Yuvi mi bilmem. Onun yaptıkları oluyor mu? Abi ben... Sus! Yoksa seni öldürürüm. Abi sakin ol. Dur, ne yapıyorsun? Sakin ol. Öfkeni kontrol altına almalısın diyorum. Yaptığına bir bak. Dün o müzik ve fişekleri bilerek yaptılar. Çünkü yüksek ses yüzünden buradan kaçacağımızı düşündüler. Abi annem doğru söylüyor. Bizi açığa çıkarmak için planladılar. Şansımız yaver gitti ve kaçtık. Viyom lütfen anla artık. Yılanları ve yılan kraliçesini öldürmek için bu evde kalmamız önemli. Kulaklarınızı açın ve beni dinleyin. Sakın yakalanmamıza sebep olmayın. Yakalanırsam ne olur? Yakalanırsam tek başıma ölmem. Yılanlar da benimle birlikte ölür. İlk önce belayla ilgili gerçeği açığa çıkarırım. Yavaş konuş. Sessiz konuş ve sakin ol. Öfkeni kontrol et. Sana kaç kere söyledim. Sence Mahir'i ikna edebilecek misin? Ha? O kızla ilgili tek bir laf bile söyletmiyor. Dışarıda da gördün. Ha? Öz kardeşini bile evden atabiliyor. Düşünüyor ve her zaman doğru karar veriyor. Seni asla dinlemez. Bunu aklından çıkarma. Dinler. Kesinlikle dinleyecek. Dinlemekle kalmayacak. Hatta o belayı bu evden kapı dışarı edecek. Onun sakladıklarını öğrenecek. Ve ben de o yılana bir ders vermiş olacağım. Onu öyle zor durumda bırakacağım ki ağlaya ağlaya bana gelip ölmek için yalvaracak. İşte o zaman onun istediğini yapacağım. Kardeşimin intikamını almak için onu öldüreceğim. Bela ölecek. Neredeydin Vikrant? Ben de seni arıyorum. Ne yaptın? Bir şey yapmadım. Benden şüphe mi ediyorsun Ruhi? Ben bir şey yapmadım. O kıza gittim ve onunla sabaha kadar sohbet ettik. Abisinin yanlış anlamasını istediğim için aramızda bir şeyler geçmiş gibi konuştum sadece. Beni kandıramazsın sen. Sana nasıl güveneyim? Neden? Ruhi, kim olduğumu biliyorsun. Öyle sanıyordum. Seni çok iyi tanıdığımı düşünüyordum ama... Sonra beni aldattın Vikrant. Şimdi de yalan söylüyor olabilirsin. Ruhi, yemin ediyorum yalan söylemiyorum ben. Hepsini bilerek yaptım. Viyoma senin bu evde yalnız olmadığını göstermek istedim. Ben senin yanındayım. Mahir bunu kabul etmez. Mahir umurumda bile değil. Bunları bir şey kanıtlamak için yapmadım. Sadece senin için yaptım. Dinle. Her şeyi bilerek yaptım. Çünkü Viyom'un sinirlenmesini istedim. Sinirlenince sadece insanlar değil, hayvanlar da hata yapar. Görürsün, o da hata yapacak. Diğerlerinden ayrı bir şekilde hareket edecek. Bu da onun en büyük hatası olacak.
Birlikte oldukları sürece mücadele etmemiz daha zor. Ayrı hareket etmeleri daha iyi. Planım buydu ve ilk etabını tamamladım. Tamam. Ama bir daha böyle bir şey yapacağın zaman bana haber ver. Çünkü bana zaten çok yalan söyledin ve başkasına gerek yok. Ben... Bir şey daha var. Böyle bir risk almadan önce karına da haber vereceksin. Yoksa evliliğin tehlikeye girer. Sumi, Bay Kanan'ın ismini yaz. O da gelecek bu akşam. Yazdım. Mahir, sunum hazır mı? Hazır baba, evet. Liste artık hazır. Andy davetli listen çok kalabalık. Sumi, o listedekiler benim yatırımcılarım. Tamam, biliyorum. Liste hazır olduğuna göre ikramları hazırlayabiliriz. Çünkü sayı çok arttı. Her şeyi ayarla. Hiçbir şey eksik olmasın. Evet, biliyorum. Andy Segal'ın partisinde hiçbir şey eksik olmaz. Evet, Mahir, Bay Sinha. Evet baba, beni aradı ve geleceğini söyledi. Tamam, güzel. Ben gidiyorum o zaman. Buna sen de kalsın. Tamam, ben geç kalıyorum. Yolda bakarım. Olur. İyi hazırlan Vikran. Çünkü düşmanlarını bu kıyafetlerle yeneceksin. Ne yaparlarsa yapsınlar ama bugün senin için en önemli şey o akbabalardan kurtulmak olacak. Sen miydin? Takamıyorum. Sen misin? Burada ne işin var senin? Gelmiş seni seyrediyorum. Ne oldu? Kocanı çağırıp beni şikayet mi edeceksin? Deneme bile. Çünkü eğer beni şikayet edersen ben onu görmek için geldiğimi söylerim. Ve bana inanacağına da eminim. Bence sen ölmek istiyorsun. Hey, dalga geçiyorum. Sadece dalga geçiyorum. Bu arada kime şikayet edersen et, en azından biri yardım eder sana. Seni öldürmek için kimsenin yardımına ihtiyacım yok benim. Seni tek başıma da halledebilirim ben. Tehdit mi bu? Yılan kraliçesi beni tehdit ediyor. Saçmalamayı bırak ve buradan olur, çık. Olur peki, sorun yok. Sorun yok. Ben o kadar da kötü biri değilim. Yani baksana. Hiç kötü değilim. Defol buradan. Ama... Hemen çık dışarı. Tamam tamam. Benden istediğin kadar nefret edebilirsin. Sorun değil. Çünkü bu senin son gecen. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Hı? Doğru demişler. Biri öleceği zaman aklını kaybedermiş. Sana da aynı oluyor çünkü bugün ölen ben değil, sen olacaksın. Çok safsın. Yanındaki tehlikenin bile farkına varmıyorsun. Kardeşine de buna benzer bir şey olmuştu. Bugün hangi gün? Ayın kaçı? Bugün kardeşinin, benim kardeşim Keşa'yla kaçtığı gün. Ha? İstersen bugün yine aynı şeyleri yaşayabiliriz. Benimle kaçmak ister misin? Buradan çıkar mısın artık sen? Tamam çıkıyorum. Sakin olsana. Ha? Bu sinir de ne böyle? Bir dakika. Kardeşinin adı neydi? Juhi. Doğru mu? O da çok saftı. Tıpkı senin gibi. Kardeşim onu çok kolay kandırdı. Onu kolayca dize getiriverdi. Bizim planımız çok farklıydı aslında. Kardeşini kullanarak bütün yılan dünyasını öldürmeyi planlamıştık. Ama biz bunu yapmadan sen kardeşimi öldürdün ve kendi kardeşini kurtaramadın. Demek plan yapmıştınız öyle mi? Hı? Plan yaptınız. Evet yılan kraliçesi. Biz akbabalarız. Avımızın çevresini sararız ve saatlerce bekledikten sonra da onu parça parça ederiz. Tıpkı kardeşine yaptığımız gibi.
Sakın ha. Nasıl sana dokunmamı istemiyorsan, ortaklarım da bana dokunmanı istemiyorlar. Bana dokunduğun anda bütün aileni öldürmeye hazırlar. Güzel. Anlaman güzel. Hadi bakalım, partide görüşürüz. Doğru dedin. O günü asla unutmadım. Çünkü sana çok yakışıyor. Evet, bu da. Ama annem sana vermişti abla. Evet, ama sen de takabilir ve kendini yılan kraliçesi gibi hissedebilirsin. Hayatta olmaz. Benim için yapılmadı ki. Ben de onun için yapılmadım. Tamam mı? Juhi. Sana daha çok yakışıyor, biliyor musun? Hem sen benden daha büyüksün. Benim için değil, senin için yapılmış. Benden çok daha güçlüsün ve bunu kesinlikle sen takmalısın. Bu taç senin kafanda olmalı abla. Yılan kraliçesi olduğunu herkese göstermelisin. Baksana, her derdin çaresi olan kraliçe. İyilik perisi gibi yani. Ben de dert gördüğümü kaçan kız. Juhi, neden kendin için böyle şeyler düşünüyorsun? Kraliçe olmak için bütün özelliklere sahipsin. Evet, eğer güzellikten bahsediyorsam tabii ben güzelim. Ama yılan kraliçesi olmak için güzellik yetmiyor tabii. Yani başka şeyler de lazım ya değil mi? Ya bir gün bana bir şey olursun? Abla! Sana bir şey olmayacak. Böyle şeyler söyleme. Hepimizi sen koruyorsun. Sana bir şey olamaz. Sanki ben... bir gün öyle bir hata yapacağım ki... geri dönüşü... olmayacak abla, hayır. Geri dönemeyeceğim kadar uzağa gidecekmişim gibi hissediyorum. Kocaman insanlar gibi konuşuyorsun. Neden kendinle ilgili saçma şeyler söylüyorsun? Böyle kötü konuşma. Dünyanın neresine gidersen git, seni bulup geri getiririm. Bir yere gitmene asla ama asla izin vermem. Anladın mı? Juhi? Juhi, neredesin? Seninle konuşuyorum. Juhi! Abla! İşte ben böyleyim. Bugün döndüm ama dönmeyebilirim. Sen hep döneceksin, tamam mı? Eğer dönmezsen ben seni bulur ve geri getiririm Juhi. Seni her yerde bulurum ben. Gitmene asla izin vermem. Beni affet Juhi. Beni affet. Seni kurtaramadım. Hayatta kalmanı sağlayamadım. Bu gece seni kaybettiğim gece. Keşke senin ne söylediğini anlayabilseydim. Olacakları önceden tahmin etsem. Bugün hayatta olurdum. Yanımda olurdum. O akbabaları mahvedeceğim. Senin intikamın henüz alınmadı Juhi. Ama çok az kaldı. Ne oldu anne? Neden sinirlisin? Beni neden cezalandırıyorsun? Ben de sevinirsin sanmıştım. Doğru olanı yaptığım için mutlu olacağını düşünüyordum. Çatışmalarımızı bir kenara bırakıp akbabaların peşine düştüm ya. Anne, Viyom'u bitireceğim. Bela'dan nasıl nefret eder? Anne, anne!
Ne demek istediğini anladım. Şunu demek istiyorsun. Viyom Ruhi'den nefret ediyorsa o zaman bizim de nefret etmemiz gerekir değil mi? Düşmanımızın düşmanı bizim dostumuzdur. Viyom'a yardım edeyim ve karşılığında o da bana yardım etsin istiyorsun. Ruhi şu anda onunla beraber hareket ettiğimi düşünüyor. Akbabalara karşı birlikteyiz. Ama Ruhi benim sadece annemle beraber olduğumu bilmiyor. Kim ne isterse istesin iki seçeneğim var. Yılan Kristali ve Ruhi. Haklısın anne. İlk fırsatta Viyom'u kullanarak Ruhi'nin masum bir insanı öldürmesini sağlamalıyım. İlla masum biri mi olmalı? Ona Mahir'i öldürtün. Beni iyi ki cezalandırdın. Bunu hak etmiştim. Çünkü hiç böyle düşünmemiştim. Bunları ancak sen düşünürsün anne. Eğlence şimdi başlıyor. Çünkü Ruhi'nin planımızdan hiç haberi yok. Her şeyi biliyorum. Kardeşinin kardeşimi nasıl kullandığını biliyorum Viyom. Bu gece böyle bir şey olmayacak. Çünkü bugün yılanların nasıl birleştiğini göreceksin. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Biz buna inanır ve düşmanlarımızı da öyle öldürürüz. Bugün de öyle olacak. İç çatışmalarımızı bir kenara bırakıp hep birlikte akbabaları öldüreceğiz. Gerçek düşmanlarımızı. Düşmanın hem de dostun olarak yanındayım. Biz kazanacağız Ruhi. Ama sen kaybedeceksin. Neler oluyor? Ne yapıyorsun Mahir? Ne oldu? Ne demek ne var? Misafirler geliyor ve sen... Senin neyin var diye soruyorum. Bir sorun mu var? Her şey yolunda mı? Ne sorun falan yok. Yanlarına gitmem gerek. Bela dur. Benden bir şey saklıyorsun. Söyle hadi. Neden gerginsin? Yok bir şey Mahir. Peki tamam. Söylemeyecek misin? Aramızda şifreli bir işaret belirleyelim. Kötü bir durumda bana o işareti yaparsın ve ben de anlarım, olur mu? Nasıl yani? Bela biliyorsun hayatımız çok olaylı ve sürekli bir şeyler oluyor. Ya bir kaza oluyor ya da bir sorunla uğraşıyoruz devamlı. Başının dertli olduğunu nasıl anlayacağım ben? Hı-hı. Bana o işareti yaparsın ve ben de hemen anlarım. Yani her şey yolunda dediğim zaman aslında yolunda değil demek istiyorum. Bela bu çok belli olur. Başka bir şey. Mesela buldum, bir film sahnesinde geçen konuşma gibi, ne dersin? Ne? Filmleri sadece biz seyretmiyoruz. Bence anlarlar. Orada kaç kişi var diye sor. Ben de sana iki efendim dersem sorun var demek olsun. Öyle mi Bela? Herkesin önünde kaç kişi olduğunu mu soracağım? Haklısın, çok belli olur. O zaman sen bana Mogambo mutlu musun de, mutluyum dersem başım belada demektir. Hadi bırakalım bence. Mutlu musun? Nasıl yani? Mutlu musun? Bir şeyler oluyoruz, seyrettin mi? Evet. Peki sen mutlu musun? Çok mutluyum. O zaman ben de mutluyum. İşe yarayacak mı? Yarayacak. Ama tersi de lazım çünkü ben Rahul'dum, sen de Anjali. Tamam. Hadi Mahir. Sunum hazır mı? Misafirler bekliyor, hadi. Tamam baba. Geliyorum. Heyecanlı mısın? Bir şeyler hissediyorum ama sen anlamazsın. İyi akşamlar bayanlar ve baylar. Lütfen oturun. Ben Andy Seagal. Seagal şirketlerine hoş geldiniz. Bu akşam hepinize sunacağımız müthiş bir planımız var. Ve bunun için oğlum Mahir Seagal'ı huzurlarınıza davet ediyorum. İyi akşamlar bayanlar ve baylar. Beni dinlemenizi rica ediyorum. Işıkları söndürelim. Tamam.
Wish burada olduğu için sonunda kimse ilgilenmiyor. Bence de. Yemin ederim herkes ona bakıyor. Tepeden tırnağına kadar. Hadi ama çocuklar. Vikram nerede? Kör taklidi yapmaktan yorulmadın mı hala? Bunu 100 yıldır taklit yapan sen mi söylüyorsun? Aramızda büyük bir fark var. Ama artık fark olmayacak. Çünkü yılanla akbaba ilk defa dost olacaklar. Evet ama biz yine de seninle düşman olacağız. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur ama. Ama ben... Ruhi'nin düşmanı değilim. Öyle mi? Hı. Bunu bilmiyordum. Şimdi öğrendin. Bunu kafana iyice yaz. Çünkü siz akbabaların aldatma konusunda uzman olduğunu biliyorum. O yüzden eğer bana oyun oynamaya kalkarsan... Hayır. Önce o parmağı indir bakalım. Çünkü bana o parmağı gösterme hakkın yok. Senin aldatmaların ve... Belayla yaptıklarınız konusunda kitap bile yazabilirim. Upuzun bir şey olur bu. Ben Ruhi'yi çok sevdim. Ve onu hiç aldatmadım. Yılan dünyasının başı olmak istemem başka bir şey. O benim annemin hayaliydi. İşte o kadar. Bunun içinde herkesi kandırabilirsin, öyle mi? Aşkını bile. Bak Vio. Seninle açık konuşacağım ve ne yapacağın da beni hiç ilgilendirmiyor. Ruhi'nin kimliğini herkesin önünde açığa çıkarman, gerçekleri ailesine söylemen, onu Mahir'den ayırman veya bu evi yakmaya çalışman umurumda değil. Ama bir şeyi asla unutma. Eğer Ruhi'ye bir şey olursa... Anladım, tamam. Bela'ya bir şey yapmayacağım. Onu öldürmeyeceğim. Onu öldürmeyi planlıyordum ama bunu yapmayacağım. Keşan'ın intikamını da almayacağım ama bir şartla. Yılan kristalini aldığında hakkının yarısını bana vereceksin. Bu konuda sana söz vermiştim. Söz sözdür değil mi? Hı? Aptal hep aptaldır. Yılan kristalini sana vereceğimi sanıyorsan gerçekten salaksın. Sana bir toplu yine başı bile vermem. Başka seçeneğim olmadığı için seninle el sıkıştım. Ruhi ile Mahir'i ayırman için. Sen bunu yaptığında Ruhi ile yılan kristalini alıp kendi yoluma bakacağım. Sen de cehennemi boylayacaksın. Hiçbir şey alamayacak. Bela ile Mahir'i ayıracağım. Bela'nın yalanları ortaya çıkacak ve onu bu evden atacaklar. Çünkü kimse ona inanmayacak. Sonra da onu öldüreceğim. Ben yılan kristalini falan düşünmüyorum. Sadece Bela'yı düşünüyorum. Bu salakla da o yüzden el sıkıştım. Bir an önce Bela'yı öldürmek ve ondan kurtulmak için. Teşekkürler beyler, sunum burada bitti. Şimdi de sırada müthiş bir parti var. İyi eğlenceler diliyorum. Ben artık Wish ve Yuvi'ye devrediyorum. Buyurun lütfen.
Bu şarkıya bayılırım ben. Ben de öyle. Ama seninle herkesin önünde dans etmeyeceğim. Yalnızken dans edeceğim. Neye bakıyorsun? Ne oldu? Su lütfen. Bir dakika. Hemen getiriyorum. Tamam, sakin ol. Affedersin, kusura bakma. Yanlışlıkla oldu. Bela, Bela nereye gidiyor böyle? Mahir'in Viyon'la çıktığımı görmesini istemiyorum. Dikkatini dağıtmaya çalışacağım ama yardımınıza ihtiyacım olacak. Eğer Mahir'i ben oyalayamazsam sizin yapmanız gerekir. Vay, teşekkür harika ederim, bir performans. Teşekkür ederim. Müthiş bir danstı Viş. Viş değil, yenge. Yenge. Umarım Tanrı herkese senin gibi bir yenge verir. Burada ne işin var? Mahir nerede? Mahir. Mahir şimdi oradaydı. Hatta ona içecek bir şey söylemiştim. Sonra ne oldu? Kabul etmedi, istemiyormuş. Ben de yalnız içeyim dedim. Şey, ben buna asla hayır diyemiyorum. Sen delirdin mi? Arkasından gitmeliydin. Bela'yı görmemesi gerekiyor ve sen burada... Uzun zamandır Bela'nın peşinde. Ondan uzak kalmasını hiç beceremedim. Şimdi nasıl yapacağım? Hem zaten artık benim karım olarak sen varsın ve yanlış yapmamı engellersin. Bir şey içer misin? Hı? Sen kafayı yedin. Kendinde değilsin. Asıl sen kendinde değilsin Vişak. Olacaklara kimse engel olamaz. Ve Ruhi'nin başına gelecekleri kimse durduramaz. Sen mi kullanıyorsun? Unuttun galiba. Gözlerin iyi görmüyordu. Birlikte nereye gitti?
Mahir Beyla'nın peşinden gitti. Bu hiç olmadı. Mikran? Bu da hiç olmadı. Ne güzel dans ediyorduk. Neden beni yalnız bıraktın? Bugün çok güzelsin. Mikran, senin neyin var? Mahir'i takip etmeli ve Bela'nın peşinden gitmesine engel olmalıydın. Ne oldu sana? Aklım sende. Gerçek şu ki, bugün gözüme her zamankinden daha güzel gözüküyorsun. Ne diyorsun sen Mikran? Bizim işimiz Bela'nın söylediklerini yapmak ve Bela bizden açıkça onun istedi ki... Onun ne istediği umurumda bile değil. Mikran, sana ne oldu, neler diyorsun? Akbabalar büyük tehlike. Bela'yı dinlememiz lazım ve onlarla... Şimdi beni iyi dinle, tamam mı? Ben Vikrant'ım. Ve ben kimseye hizmet etmem. Anlıyor musun beni? Vikrant! Bırak beni Vikrant! Burası olur mu? Burası çok sessiz bir yer. Penceresi de yok. İyi bir yer seçmişsin. Burada kapalı kalır ve yardıma ihtiyacım olursa buraya gelemezler. Çok akıllıca. Hı? Eğer ben yanındaysam başka kimseye ihtiyacın yok. Benim olmam senin için de yeterli sanıyordum. Böyle istiyordun değil mi? Sadece ikimizin olacağı bir yer. Aramıza kimsenin giremeyeceği bir yer. Kimsenin sorun olmayacağı bir yer. Hadi. Evet. Hadi gel ve başla. Bizden başka hiç kimse yok. Dedi. Mahir'in Bela'yı takip etmesini o istedi. Amacı onun gerçek formunu göstermesiydi. Bu yüzden Mahir'i durdurmaya çalışmadı. Artık kimseyi umursamıyor. Sadece kendini düşünüyor. Bencilin teki. Mahir'le Bela'yı ayırmak istiyor. Ben umrunda değilim. Beni hiç düşünmüyor. Ama hayır. Buna izin veremem. Bela'ya her şeyi anlatacağım. Nerede bulabilirim ki onu? Hiçbir şey anlamıyorum. Bye.
Ne oldu kraliçe? Ha? Beni yakalamaya çalışırken insanoğlu verdin. Sana ne olduğunu sormayacak mısın? Yoksa merak etmiyor musun? Arkana dokun istersen. Hadi. Hepsi bu yaprakların etkisi. Bir değil, tam üç tane. Biri, başkalarının seni kontrol etmesini engeller. Diğer ikisi, güçlerinin kontrolünü kaybetmeni. Bir insan formunda sıkışıp kalacaksın. Güzel bir kadın olarak. Bu yüzden sen kaybedeceksin, ben kazanacağım. Seni yenmiş olacağım. Hepsi bu kadar basit. Sen! Daha... Çok ucuzdu. Artık seni öldüreceğim. Ne oldu? Güçlerini mi kaybettin? Belki sana attığım küllerin etkisidir. Olabilir mi acaba? Ben senden daha güçlüyüm. Çünkü ben erkeğim. Ben de kadınım. Ve senden daha akıllıyım. Şunu bil ki akıl her zaman kaba kuvveti yener. Bela! Bela! Ne oldu? Aklın mı durdu? Bizi birlikte gördüğünde kocana ne diyeceksin peki? Karşısına hangi formda çıkacaksın? Bela mı? Yılan kraliçesi. Hı? Seni öldürmek için acele etmeyeceğim. Çünkü ben ölmeden önce acı çekmeni istiyorum. Görüyorsun. Her şekle girebilirim. Yılanla dövüşmek için akbaba da olabilirim. Bela'nın sevgilisine de dönüşebilirim. Benim formum bu. Sen de kocamın kardeşisin. Mahir hain kardeşini öldürdüğümü görecek. Henüz değil. Hiç sanmıyorum. Onu tanıdın mı? Senin kardeşin, Juhi. Beni destekleyeceksin değil mi? Elbette. Ama karşılığında ne alacağım? Beraber miyiz? Yılanların kraliçesi olacak mı? Çok iyi şaka yapıyorsun bir şaka.
Son nefesini huzur içinde verebilirsin. Merak etme, acı çekmeden ölmen için Tanrı'ya dua edeceğim. Huzur içinde uyu Vişaka. Elveda Vişaka. Bu kadar yeter Vikrant. Senin için her şeyi yaptım. Her şeyi feda ettim. Herkese yalan söyledim ama sen beni kullandın. Beni belayı elde etmek için piyon olarak gördün. Hayır Vikrant. Ben her şeyi seninle birlikte olmak için yaptım. Beni bir kenara atman için değil. Buna daha fazla tahammül etmeyeceğim. Şimdi izle ve gör. Neler yapıyorum. İzle ve gör Vikrant. Mahir'e ne diyeceksin peki? Hı? Bak geliyor. Söyle. Kardeşin Juhi ve kendinle ilgili. Ona ne anlatacaksın? Senin gerçeğini eninde sonunda öğrenecek. Acele et, buraya gelmek üzere. Her şeyi görecek. Bir cevabın var mı? Söylesene, bir cevabın var mı? Hı? Ne yapıyorsun sen? Bu da nedir şimdi? Ha? Şükürler olsun Mahir. İyi ki geldin. Her şeyi gördüğüne göre sana gerçekleri söylemeliyim. Aslında Bela'yla benim bir geçmişimiz var. Ne saçmalıyorsun? Görme yeteneğinle birlikte aklını da mı kaybettin? Bunlar ne demek oluyor? Konuşsana, neden bir şey söylemiyorsun? Hayır. Hayır Mahir. O sana hiçbir şey söylemeyecek. Ben gerçekleri anlatayım. Bela ve ben geçmişte sevgiliydik. Birbirimize söz vermiştik. Ama o bana ihanet etti. Beni erkek kardeşimle aldattı. Sonra onu da terk etti ve seninle evlendi. Sen benim kuzenim sayılırsın. Ama seni de tuzağa düşürdü. Sen de kandırıldın. Özür dilerim Mahir. Gerçekten çok üzgünüm. Aslında şimdiye kadar onun değişebileceğini düşündüm. Ama o hiç değişmemiş. Bir insanın karakteri neyse odur. O da hala aynı. Bugünkü partide beni baştan çıkarmaya çalıştı ve burada buluşmamızı istedi. Ben de ona kanıp buraya geldim. Diwali sırasında yaşananları da o planladı. Çocukken geçirdiğim kazayı da biliyordu. Ona her şeyi anlatmıştım. Bunu bilerek yaptı. Ben de bu yüzden gerçekleri söylemeliydim. Benden susmamı istedi. Özür dilerim Mahir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.